Cengiz yemez. Çocuğu Tevfik'e emanet etti. Tevfik çocuğu bana verdi. Sen ikisinden birini söyleyeceksin. Ya Tevfik ihanet etti, ben cezalandırdım diyeceksin. Ya da öldü diyeceksin. Ne yapayım şimdi? Öldüreyim mi yani Cengiz yesin diye? Ben olsam öyle yapardım. Sen de ona benzer bir şey yapmalısın yani. Yok. Bayıldı bayıldı deriz baba. Başka bir şey deriz. Ne diyorsun yani? Üstün kirlenmiş abi. Yenisini getireyim mi? Tek bir görüntü yeter anlamana. İstediğin kadar düşündüğünü san her şeyi. Bazen hesap edemediğin küçücük bir şey tüm kaderini alt üst eder. Abi! Ne olur? İyi misin diye sorma. Oyunun sonu yok mu dayı? Ne yapsam altından başka bir şey çıkıyor. Ölüm mü oyunun sonu? Olur mu Ali kardeş? Asıl oyun orada. Bunlar alıştırma. Kendimi kandırıyorum değil mi? Başına uşaklık ediyorum sana. Kaseti falan vermeyeceksin bitirince. Cengiz'den sonra sıra bende aslında. Bu iş zor Ali kardeş. Bu işin altından kalkamazsan Cengiz'den önce sıra sana gelecek. Sen istesen şak diye bitirirsin bu işi. Bana gerek yok. Benden iyisini bulursun anında. Bulurum, bulurum. O zaman niye ben? Madem benim yapmam o kadar zor, niye ben o zaman dayı? Çünkü sen Ali kardeş, sen adam öldürmeye alışıksın. Öldürüp arkadaşlarının üstüne atmaya alışıksın. Hadi in, hadi. Hadi. O benim düşmanım değil ki. Benim düşmanım sensin. O senin düşmanın değil Ali kardeş. O senin avın. Ben senin düşmanın değilim Ali kardeş. Ben senin sahibinim. Senin işini bitirmem lazım. Paraymış, kasetmiş hepsini. Seni bu herife vermem gerek. Ne duruyorsam. Çünkü kardeş benden korkuyorsun. Kimseden korkmam ben. Korkuyorsun. Ömer'in hayaletinden korkuyorsun. Bahar yanına gelince ondan korkuyorsun.
Fazla yaşayıp yalnız ölmekten korkuyorsun. Ramiz dayı gözlerinin içine bakınca Ramiz dayıdan korkuyorsun. Utanılacak bir şey değil Ali kardeş. Herkes bir şeylerden korkar. Sen neden korkuyorsun peki? Ben? Neden korktuğumu öğrendiğin gün senden korkarım yeğen. Hadi hadi. Hadi yap işini, bitir şu işi. Hadi Ali kardeş. Eyvallah dayı. Bugün tarih kendini tekrar ediyor. Bugün tarih kendi yanlışını düzeltiyor. Söyle yerini görüşelim. Yalnız gelem hanım. Benim de bir çift lafım var sana. İki çay buraya. Bir de şöyle. Arkadaşlar, dayı yalnız konuşacak. Dayı. He. Bu mudur senin yalnız gelme? İnsanın dostu çok olunca yalnız kalması zordur kardeş. Asıl düşmanı çok olunca yalnız kalması zordur dayı. O zaman bırak elindekini, git buralardan. Biz de seni yalnız bırakalım kardeş. Bunun için geldim ben de dayı. Seni artık biraz tanıyorum ya ben de. Sen beni az evirip çevirmedin. Sağlam adamsın ha. Sen benim gördüğüm en sağlam adamsın. Sağ ol yeğen. Üstüne bir de mezeli koy. Herif şeytan gibi. Siz ikiniz bir olacaksınız bana karşı. Üstüme bahse girmez herhalde kimse. Doğrudur kardeş. Bahar vardı. Hani akşam postu kurtarıyorduk. Yastığa kafayı vuruyorduk. Hayal ediyorduk be abi. O da yok. Tevfik vardı. Tevfik. O anlıyordu benim halden. Onunla da batırsak da sıcaktı. Yani güzel işte o da. Şimdi ne var kardeş? Şimdi bir bok yok. Ha. Ben bir başıma. Size karşı. Gülerler lan. Yani ben çok akıllı değilim de o kadar da aptal değilim. Siz ikiniz beni harcarsınız. Doğru mudur? Doğrudur.
Yani delilik de güzel de. Ve bir noktada yani bir durmak gerek. Ne veriyorsanız alıp kaçmak gerek. Doğru mudur? Doğrudur. İşte ben de onun için geldim dayı. Onun için geldim. Bir yere kaçmıyorum. Tevfiyi de vermiyorum. Anlaşma da yapmıyorum. Neyiniz varsa koyun ortaya. Seni ilk gördüğüm gün. Ne dedin? Delikanlı yapacağını ulu orta yapana denir dedim. Odur o zaman dayı. Ölümüne. Ölümüne. Yeğen, illaki yalnız gireceğim diyorsan oraya, benim silahımı al. Baba yadigardır ha. Babamı korudu, beni korudu. Bugün de seni korusun. Sen de kalsın dayı. Beni öyle daha iyi koruyor. Yeğen, bu işin şakası yok. Ha? Böyle elini kolunu sallayarak giremezsin oraya. Ali'de silah çok. Dayı. Ha? Bende onda olmayan bir silah var. Neymiş o? Ezel yetmezse bu sefer Ali'ye, Ömer çıkar o zaman karşısına. Ne zamandır özledi Ali abi seni. Vardır illaki ona bir çift lafı. Sözlerini alayım. Daha iyi. Dur! Tuzak! Ne dedim? Ne oluyor lan? Ne? Ezel! 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 Arka kapıdan çıkardı dayı bizi. Anladı son anda. Oyun yapmış. Nerede? İçeride dayı. İçeride. Ezel! 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 Ha? Senin adamın mıydı? Benim adamım. O mu? O. Bir o resim var Ramiz.
Bu adamın bizle hiç teması olmadı. Onu soruyorsan şimdi bana... Ben bu adamı indireceğim Arif. Ramiz, ben en son sana arka çıktığımda sürdükleri yerde müdürüm hala. Ben bu adamı indirmek istiyorum Arif. Ramiz, dayı kusura bakma. Hürmetten geldik. Ama senden sonra teşkilatta çok değişti işler. Daha iyi ya Arif, daha iyi ya. Birbirimize daha çok yardım etmeliyiz şimdi. Ramiz, sen açık sözü seversin. Ben şimdi yardım istesem, senden gelip yardım istemem. Yeniler var. Onlara giderim. Bunun gibiler. Onlardan yardım isteyenler, onlar gibi olmak istiyorlar demektir. Buyur, buyur. Eksik olma, geldin. Eski dost, buyur. Söyleyeceğinizi bize söyleyin, biz iletelim. Gel söyleyeyim. Dayan, dayan! Başar, bende çok var ondan. Çekilin! Ne istiyorsun? Yardım etmek istiyoruz. Niye? Ödeşeyim diye. Katille de, Ömer'le de. Geçen defa az daha öldürüyordu seni. Bu defa ne değişecek? Hiçbir şey. Bitirsin işini. Ama ben de onunkini bitireyim. Ömer için ölmek istiyorsun yani. Al o zaman. İspat et. Bu adam onlardan. Dayı, komik değil. Vuracak mısın? Sık o zaman kurşunu. Herkesin gözü önünde. Güpegündüz. Delirdiniz mi ya siz? Ben kimim sen biliyor musun? Sen benim en kolay sınavımsın kardeş. Dayı bir şey de. Önce sen bir şey de. Görmedim ben bu adamı. Yoktur bunun adresi falan. Kurbanlarının da mı yok? Ölü adam var. Ne yapacaksın? Susun da bir sıkayım. Kurbanlarını bilen müşterisini de bilir. O mu yardım edecek bana, yoksa eski dost sen mi? Kusura bakma. Rahatsız ettik. Hadi git, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Seninle çalışmak da hikaye dayı. Kimseyi vurdurtmuyorsun. Benle çalıştığını kim söyledi? Yollayın bunu. Sadakat yer, gerektiğinde o yüreği fırlatıp yere atmaktır. Esnafı da getirecektik ama yerimiz dar. Tanıştırayım. Ramiz dayı, Ezel,
Ramiz dayı. Konuş dayı. Bana Ömer'i anlat. Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar, horladılar, itip kalktılar Ömer'i. Sonra da fırlatıp bir kenara attılar. Ömer'den ne kaldı ki? Ne anlatayım sana kardeş? Bana Ömer'i anlat. Ömer burada olsaydı kardeş, durmazdı. Üstüne atlardı senin. Benim yerime kurşunu yerdi. Ömer'in zaafı sadakatiydi. Ömer bir köpek gibi sadıktı sevdiklerine. Onun için de hapiste köpek gibi öldü. Neler dedi sana? Neler anlattı? Ne dediyse benimle birlikte mezara gidecek kardeş. Çözdüğünü sanıyorsun ya. Hani bankada param var diye beni çözdün. Hallettin sanıyorsun ya. Parası olan adamların derdi de o. Her şeyi anladıklarını zannediyorlar. Usta, sen beni çözmedin. Ben de seni çözmedim. Daha. Bugün o problemi hallediyoruz. Ben olmak nasıl bir şey biliyor musun? Göstereyim sana. Emri ver. Emri ver. Can almak yetmez. Emri verdin mi? Gündelik işlerin arasında iki kelime. Vur onu. Bitir işi. Çek tetiği. Emri verdin mi? İşte ancak o zaman anlarsın. Ben olmanın nasıl boktan bir şey olduğunu. Emri ver Ezel. Hayır. Sen bilirsin. Ama emri versen de vermesen de bugün burada bu adam ölecek. Ama unutma ki eğer emri verirsen sen benim kim olduğumu anlarsın. Ama vermezsen ben senin kim olduğunu anlarım. Ateş et. Ne dedin? Vur onu, ateş et. Yapma ya. Ne acımasız adamsın lan sen. Ben bırakacaktım ihtiyar. Madem emri verdin. Dur kardeş. Gitmeden son bir hikaye anlatayım sana. Deli misin sen dayı? Hikaye Hasan Sabbah'ın hikayesi. Bilir misin Hasan Sabbah'ı? Daha iyi. Hasan Sabbah dağın tepesinde oturan ihtiyar bir adam. Sultan Hasan Sabbah'ın düşmanı.
bir gün saraya bir elçi gelir. Ya olmuyor böyle. Hikaye çok uzun. Zaten bu hikayeyi daha önce dinleyenler de var. En iyisi ben hikayenin sonunu anlatayım kardeş. Ne oluyor lan? Anladın mı? Ben olmanın nasıl bir şey olduğunu kardeş. Emir vereyim mi? Vereyim değil mi kardeş? Yetmez. Orası belli olmaz dayı. Belki de yeter. Hadi eyvallah. Kalın sağlıcakla. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan?